olmadan teknoloji yardımıyla nasıl kapatılıyor? Çankaya Belediyesi Pony Parkı'nda engelli çocukların atlara binerek elde ettikleri kazanımlar neler? Hamilelikten sonra kadınlarda görülen karın çatlakları nasıl küçültülüyor? Az sonra. Sinan İbiş'le Güzel Hayat başlıyor. Sevgili dostlar, Doktor Sinan İbiş'le Güzel Hayat programından bugün de herkese merhaba. Bugün de yaşamımıza güzellik katan, değer katan, keyif katan ama her şeyden önce hayatın renklerini katan birçok güzel konuyu sizin için Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Müzesi'nden gündemimize getireceğiz. Burada 1940'ların, 50'li yılların ve 60'lı yılların uçakları var. Hemen arkamda gördüğünüz büyük uçak, bir nakliye uçağı, savaş uçakları, akrobasi uçakları ve eğitim uçakları burada görülüyor. Ve hemen diğer tarafımda ise 1940'lı yılların yine buharlı bir lokomotifi görülüyor. Tabii ki bu müzemiz Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından 2000'li yıllarda karar verilmiş. Bu teknolojiler toplanmış ve 2003 yılında da kapılarını ilk olarak ziyaretçilere açmış. Evet, hazırsanız Güzel Hayat başlasın mı? İzliyoruz. Evet sevgili izleyiciler, şu anda ameliyat olacak hastamızın yanındayız ve sorunumuz fıtık. Bakalım fıtık problemimiz ne zaman, nasıl başlamış, nasıl gelişmiş. Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, kasık fıtığınız var. İlk olarak fıtığınızı nasıl fark ettiniz? Nasıl başladı, neler yaşadınız? İlk önce ufak bir yumurta gibi bir şey belli oldu kasığımda. Ondan sonra eğilip doğru kan batmaya başladı. Ben birkaç kişilere sordum, fıtık olduğunu söylediler. Bu yumurta kadar mı oldu yani? O evet, kadar yumurta kadar oldu. Yani bir anda yumurta gibi mi yoksa yok, küçük? Küçükken sonra büyüdü. Günden büyüyor. Rahatsızlık veriyor. Eğilirken doğrudan batıyor. Yani sancı yapıyor arada. Fazla ağır yük kaldırdığımı sıkıntı yapıyor. Ne iş yapıyorsunuz? Ben Ego'da şoförüm. Şoförlük yapıyorsunuz. Peki siz otobüs kullanırken bu sizin işinizi engelledi mi? Eğilirken doğrudan batmaya başladı. Sıkıntılar yaşadığında mecbur gelmek istiyorum. Yani mecburiyetten geldik doktor. Aynen, evet. Evet. Peki bugün ameliyatla fıtığınız tamir edilecek. İnşallah. Daha önce bir ameliyat hikayesi var mı? Yok hocam. Evet sevgili izleyiciler, şimdi bakalım hastamızın ameliyat hikayesini de birlikte yaşayalım. Ve izliyoruz. Mustafa Bey günaydın. Günaydın. İyi misin? İyiyim, sağ ol hocam. Hadi bakalım biz de hazırız, olur mu? İnşallah biraz sonra ameliyat alıyoruz seni. Bu kasık fıtığından kapalı bir yöntemle kurtulacaksın. İnşallah. Olur mu? Yaklaşık 30 dakika sürer ameliyat. Ama uyuman uyanman bir saati bulur bu odaya geri gelmen. İnşallah öğleden sonra da bir sorun olmazsa seni sağ salim evine yollayacağım. İnşallah. Tamam, hadi ameliyathanede görüşürüz. Kendine sağ iyi bak. Sağ ol. Görüşürüz. Sağ ol. Evet Mustafa Bey, ameliyat masasına yattınız. Heyecanlı mıyız? Evet hocam, çok heyecanlıyım. Korku var mı? Evet, biraz var. Biraz evvel yukarıda korkmuyorum dediniz ama. Yok, ilk defa olduğu için biraz var korku. Biraz heyecanlandınız. Evet, heyecanlandım. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Ameliyattan sonra görüşeceğiz. İnşallah. Peki. Hastamız ameliyat masasına alındı. Şimdi ameliyatı gerçekleştirecek Doçent Doktor Akın Fırat Koca ile beraberiz. Bakalım Akın hocamız bize ameliyatla ilgili olarak öncelikle hastamızın sorunuyla ilgili olarak ne söyleyecek ve sonra da diğer sorularımızı kendisine soralım. Evet hocam, hastamızın sorununu biz sizden duyalım. Evet Mustafa Bey bana kasıkla şişlik ve ağrı şikayetiyle geldi. Yaptığım fizik muayenede kasığında bir inguinal fıtık tespit ettim. Şikayetlerini sorguladığımızda hastanın uzun süren ayakta durmalardan sonra ağrıları, şişliğin artması,
öksürmekle orada bir batma, yanma hissinin olmasından şikayet etti. Günümüzde şikayetten de bağımsız aslında belli boy fıtıkların üstünde kasık fıtığının cerrahi tedavisi önerilmekte. Ben de hastaya ameliyat tedavisi önerdim. Peki hocam, ameliyat olmasa ne olacaktı? Şimdi fıtık muhakkak elektif dediğimiz sıralı şartlarda ameliyat olunması gereken bir hastalık. Çünkü fıtık karın içi organların potansiyel bir boşluktan dışarıya çıkması demek aslında. Mustafa Bey'de de kasık bölgesindeki boşluktan belki zaman zaman ince bağırsağı, kalın bağırsağı, idrar kesesi olabilir, dışarıya çıkıyor. Normalde bunlar çıkıp giriyorlar, böyle oldukları zamanlarda bir problem olmuyor. Ama işte bazen boğulma dediğimiz o organın karın dışına çıkıp geri giremediği durumlar olursa hastayı o şartlarda acil ameliyat ettiriyor. Tabii böyle olduğunda belli bir zaman kaybı da yaşandıysa belli organların kaybı söz konusu olabiliyor. Yani ameliyat bir fıtık ameliyatından çıkıp bağırsak rezeksiyonuna gidebiliyor. Bu da hastalığın gidişatını kötüleştiriyor. Yani fıtık deyip geçmemek lazım. Bunlar insanlar için hayati sorunlar olabilir. Peki bugün kapalı fıtık ameliyatı yapacağız. Normalde klasik yöntemlerde karın açılıyor. Ama bugün siz karını açmadan yapacaksınız. Bir de ameliyattan bahsedelim. Evet. Günümüzde artık yavaş yavaş hem laparoskopik cerrahi aletlerin hem cerrahların gelişmesiyle birazcık trend kapalı cerrahilere doğru kaydı. Biz de bugün kapalı bir ameliyat planladık. Normalde kasağa yapılan 10 santim, 12 santim kesilerden yapılıyor bu ameliyat açık olarak. Biz bugün 3 tane delikten, 2 tanesi 5 milimetre, 1 tanesi 10 milimetre, 3 tane delikten karnın da tam içine girmeden karın içimiz, organlarımız periton dediğimiz bir zarla, kılıfla sarılı. Aslında bu kılıfın içine hiç girmeden kılıfla karın duvarı arasında bir alanda özel bir aletle boşluk yaratıp oraya gaz doldurup o alandan aslında hiçbir organını, bağırsağını görmeden bu ameliyatı yapmayı planlıyoruz. Böylelikle herhangi bir organla komşuluğumuz veya zarar verme ihtimalimizi de en aza düşüreceğiz inşallah. Kapalı olarak bittiği takdirde de inşallah 20-30 dakika sonra güncel laparoskopinin avantajlarıyla hızlıca taburcu olacak bugün. Evet hocam, öğleden peki sonra. Hasta karın zarını açmıyoruz dediniz. Açtığımız zaman hangi komplikasyonlar bizi bekliyor olacaktı? Evet. Açarak da yapılan ameliyatlar mümkün. Buna aslında TAP ameliyatı deniyor. Biz bugün TEP ameliyatını tercih ettik. Orada her zaman cerrahın ameliyat ettiği alanda muhakkak komşu organlar oluyor. Sonuçta hani yakıcı, kesici aletler kullanıyoruz bu ameliyatta. Ameliyatın ayrıştırma safhası bittikten sonra biz sentetik yama koyuyoruz. Gene o yamanın o bağırsaklarla teması çok tehlikeli. O yüzden mümkün olduğunca organlardan uzak çalışmak her zaman cerrah için de hasta için de bir avantaj getiriyor. Peki bu hasta bugün her şey yoluna giderse evine gidecek. Ne zaman çalışmaya başlayabilir? Evet. Bu hasta gündelik işini hemen bu akşam yapıp yarın yürüyebilir, araba kullanabilir, günlük her işini yapabilir. Yaklaşık bir hafta sonra da yaşamına, normal iş yaşamına dönebiliyor laparoskopik kasık fıtığı hastaları. Evet, çok güzel. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi aslında teknoloji sayesinde hocamızın bahsettiği ameliyat artık çok kolay yapılabiliyor. Ama teknolojiyi tabii ki kullanmamız gerekiyor. Şimdi ameliyatı takip edelim. Evet hocam, şimdi balonu yerleştirdiniz. Şimdi ne görüyoruz ekranda? Evet, şimdi demin anlattığım gibi karın içi organlar bir zarla, bir keseyle çevrili. O keseyi aşağıda bıraktık. Yani o kesenin dışında kaldık. Keseyle karın duvarısı alanda kendimize bir boşluk alan yaratıp burayı biraz sonra karbondioksit gazıyla biraz daha genişlesin diye şişireceğiz. Bu işlem sırasında ufak tefek damarlardan kanamalar olabiliyor. Evet. O yüzden de birazcık kanama dursun diye de bekliyoruz. Burada fıtık alanı karşımıza çıktı. Dışarıdan da bastırıp kontrol ediyorum. Fıtık alanımız gayet net bir şekilde gözüküyor. Biz biraz sonra bu alanı önce düzeltip daha sonra da bir yama koyarak hastanın fıtığını tamir edeceğiz. Müzik.
Çankaya Belediyesi Pony Parkı'nda engelli çocukların atlara binerek elde ettikleri kazanımlar neler? Hamilelikten sonra kadınlarda görülen karın çatlakları nasıl küçültülüyor? Az sonra. Şimdi ameliyatımızın son aşaması olan yama koyma aşamasına geçiyoruz. Bir sentetik polipropilen dediğimiz malzemelerden böyle örgüsel yamamız var. Birazcık hastanın boyutuna göre kısalttık. Şimdi Sinan Hocam, bu yamayı önce onluk trokarımızdan içeri atıyoruz. Bir mavi daha alayım. Evet, şimdi sentetik yamamızı tespit materyalleriyle bu alana tespit edip ameliyatımızı artık sonlandırıyoruz. Protak alayım. Sevgili izleyiciler, şu anda Çankaya Belediyesi'nin Pony Parkı'ndayız ve burada aslında atlar var, erişkinler, çocuklar ve özel gereksinimli çocuklar bu parka geliyor. Buradaki uzmanlarımız eşliğinde de atlara biniyorlar, binicilik sporunu öğreniyorlar ve aynı zamanda tabii atlara binmenin birçok faydası var ama özel gereksinimli çocuklar tabii ki atlara binerek aslında bazı eksikliklerini bu atlarla yapılan terapiler sayesinde de gidermiş oluyorlar. Bakalım burada çocuklar bize neler söyleyecekler, uzmanlar neler söyleyecekler ve Çankaya Belediye Başkanı Yardımcımız bize neler söyleyecek. Şimdi izliyoruz. Evet sevgili izleyiciler, şu anda Çankaya Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Anıl Sevinç ile beraberiz. Bakalım şu anda bu Pony Parkı Çankaya'mıza neden kazandırmışlar, neden böyle bir şeye ihtiyaç duymuşlar? Evet başkanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş öncelikle. 2016 yılında bu tesisimizi açtık. Şimdiki adıyla Uğur Mumcu Parkı, daha önceki adıyla Çankaya'nın seraları dediğimiz Çansera'da. Yaklaşık bu zamana kadar 11.000 kişinin ata bindiğini kayıt altına aldık. Biz bu spora önem veriyoruz. Bu hem bir sosyal aktivite hem bir fiziksel aktivite. Biliyorsunuz binicilik sporu çok önemli. Binicilik sporunda 10 ayrı kas grubu çalışıyor. Yani vücut için son derece fiziksel anlamda faydalı. Özellikle bu ponilerde küçükler, çocuklar çok daha farklı tecrübeler ediyorlar. Onlar hem fiziksel aktivitede bulunup hem aynı zamanda bu hayvanlarla bir bağ kuruyorlar. Onların hem motor sinirlerinin gelişmesinde, hem duygusal ilişkilerinde, hem insan ilişkilerinde çok faydalı olduğunu gördük. Zaten Avrupa'da da benzer faaliyetler sürekli yapılıyor. Bu Ankara'da en profesyonel kulüplerden ve binicilik sporunun öğretildiği yerlerden bir tanesi. Gördüğünüz gibi böyle 11-12 tane ponimiz var. Bu boyda büyük atlarımız da var. Yaklaşık 5 tane. Bu arada 5 tane küçük ponimiz de burada doğdu. Evet. Onun için biz burada hem bu sporun yaygınlaşması için çaba sarf ediyoruz, hem de çocuklarımızın keyifli zaman geçirip yeni bir öğreti kazanmalarına önemiyorsunuz. Aynı zamanda tabii buraya özel gereksinimli çocuklar da geliyor. Tabii. Ve onlar için de burada güzel çalışmalar gördük. Evet. Biraz da ondan bahsedelim başkanım. Özel çocuklarımız için farklı bir eğitim grubumuz var. Onlarla birlikte onların bu atlara binmesini, öncelikle bir temas sağlamalarını, yakınlaşmalarını ve birbirlerini hissetmelerini amaçlıyoruz. Ondan sonra da binerek hem vücutlarındaki farklı kas gruplarını çalıştırmalarını, aynı zamanda da bu hayvanlarla iletişim kurmalarına gayret ediyoruz. Bu zamana kadar birçok özel öğrencimiz oldu. Onlarla
Çok keyifli şeyler yapıldı, projeler yapıldı. Bu sürekli devam ediyor. Belediyenizin bu sosyal çalışmaları gerçekten çok güzel ve kutluyoruz. Dilerim ki bunlar ülkemizdeki bir sürü belediyelerde yaygınlaşır. İnşallah. Bizim temennimiz de o. Yani bunu biz önce olarak başladık. Burası çok büyük bir tesis değil ama bir başlangıçtır. Ama bundan sonra bunu da yaygınlaşmasını istiyoruz. Hatta birkaç projemizde daha bu tür tesislerin açılmasını ön ayak olacağız. Diğer belediyeler de bu konuda teknik destek vermek konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Bizler bu tür aktivitelerde Türk halkının özellikle Çankayalı'nın daha fazla katılmasını arzu ediyoruz. Şu zamana kadar da gün geçtikçe katılım da artıyor. Evet sevgili izleyiciler, şimdi özel gereksinimli çocuklarımız atlara binecekler. Sonra bakalım çocuklar bize neler söyleyecekler. Sonra da yetkililerle konuşalım. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi buradaki atlarımızla çocuklarımız bir eğitim çalışması yaptılar. Ve şimdi çocuklarımıza soralım bakalım ne hissettiler? Heyecan. Heyecan mı? Evet. Tekrar denemek ister misin? Evet. Sen güzel neyse? Duygu. Güzel duygu. Merhaba küçük hanım. Ben şey yapmayı seviyorum, eve gitmeyi. Atla eve mi gideceksin? Hayır, arabayla. Atı sevdin mi ata binmeyi? Evet. Evet, tekrar binecek misin? Hı hı. İyi, çok güzel. Evet. Çok güzeldi, çok iyiydi ama atlar da güzel. Üzerinde durmakta zorlandın mı? Yok, zorlanmadım da güzel ama atlar falan. Çok güzel. Evet, sen ne hissettin yakışıklı? Mutlu oldum, sonra heyecanlandım. Düşecek gibi hissettim, korktum. Evet, sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi bu çocuklarımız, özel eğitim gören çocuklarımız ve özel eğitim merkezi çocukları buraya getiriyor. Ve çocuklar atların üzerinde aslında hem atlarla temas ediyorlar hem de onlarla beraber denge kurmayı, sosyalleşmeyi ve birçok şeyi daha öğreniyor. Onları şimdi yetkililerle konuşacağız. Hamilelikten sonra kadınlarda görülen karın çatlakları nasıl küçültülüyor? Az sonra. Evet sevgili izleyiciler, şu anda Pony Park'ın işletmecisiyle beraberiz ve bugün buraya erişkinler, çocuklar ve özel gereksinimli çocuklar olmak üzere bir sürü kişiler geldi. Bunlar atlara temas ettiler ve özel gereksinimli çocuklar özellikle atlara bindiler. Şöyle söyleyeyim, özel gereksinimli çocuklar için atla terapinin çok büyük önemi vardır. Özellikle çocukların ruhsal, fiziksel, bilişsel ve motor becerilerinin gelişimine atın katkısı büyüktür. Atın üzerinde farklı hareketler, çünkü atın hem üç boyutlu hareketinden dolayı çocukların istemsiz de olsa kas gelişimine sağlar. Atların ısıları insan ısısıyla aynıdır. O yüzden sıcaklık farkı yoktur. Ve bu tip faaliyetlerle ata bindirerek çocuklarımızı, onların farklı gelişen çocuklarımıza destek sağlıyoruz. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz Didem Hanım'ın özellikle karın bölgesinde çatlakları var ve bakacağız çatlaklarına, ama öncelikle öyküsünü kendisinden dinleyeceğiz
ve bugün acaba bu çatlakları küçültmek için nasıl bir adım atabiliriz? Onu kendisine söyleyeceğiz ve o adımı da bugün atacağız. Hazır mıyız? Hazırız. O zaman gidelim, buyurun. Şimdi Didem Hanım'ın cildinde oluşan çatlaklarla ilgili kendisine soralım. Didem Hanım, ilk olarak çatlaklarımızı ne zaman, nasıl fark ettik? Yaklaşık 10 yıl kadar önce bir hamilelik geçirdim. Ondan sonra yavaş yavaş başladı. Şimdi de bir zayıflama sürecine girdim. Bu iyice rahatsız etmeye başladı beni. Yani 10 yıl önce hamilelik döneminizden sonra çatlaklarınızı fark evet. etmeye başladınız. Evet. Peki bunlar sizi rahatsız etti mi o dönemde? Görsel tabii yavaş yavaş rahatsız etmeye başlamıştı evet. Hani yavaş yavaş derken kiloları vermeye başlayınca mı? Evet asıl o zaman fark ettim. 10 yıl önce. Evet. Peki onları görmek 10 yıl boyunca nasıl beklediniz? Vallahi bilemiyorum ama bekledim işte. Biraz işte bazen krem kullandık, işte bazen geçer mi diye bekledik falan. Sonunda geçmediğini anladım. Evet geçmediğini anladım. Herhalde fazla kilolarınızı vermek için bir takım işlemlere evet, girince de bu evet. daha bariz hale geldi evet, sizin aynen için. Aynen öyle oldu. Kiloluysanız zayıfladığınız zaman cildimiz birazcık buruşmaya da başlıyor. Evet. Çatlaklar ve buruşma evet. daha büyük bir soruna dönüşüyor. Evet aynen öyle. Değil mi? Evet. Şimdi bakalım bunlar için ne yapılacak? Evet sevgili izleyiciler, özellikle karınlarda, basenlerde oluşan çatlaklar tabii ki aşırı kilo alma, büyüme gelişme dönemi ve hamilelik dönemlerinde cildin genişlemesine bağlı olarak oluşan yırtıklar aslında. Cildimiz kendi kendini tamir ettiği için bu yırtıklar onarılıyor ama bu yırtık dediğimiz hatlarda öncelikle bir pembelik oluşuyor. Sonra ise ciltten kabarık bir iz belirmeye başlıyor. Sonra yıllar içerisinde ise bu izler çöküyor ve çökmüş çizgiler halinde beliriyor ve renkleri birazcık da beyazlaşıyor. Bunlar oldu mu sizde? Oldu evet. Evet. Şimdi aynı zamanda yine büyüme gelişme döneminde bunları göğüs bölgesinde, omuz bölgelerinde ve sırtta yatay çizgiler olarak da görebiliyoruz. Şimdi o zaman Didem Hanım'ın karın bölgesindeki çatlaklara bakalım. Çatlakların karakterini konuşalım ve onlar için bugün ne yapacağımızı da belirleyelim. O zaman sizi hazırlayalım. Evet, Didem Hanım'ı hazırladık şimdi. Çatlaklarına bakacağız. Didem Hanım, çatlaklar sizin vücudunuzda hangi bölgelerinizde oluştu? En çok karın ve basen. Başka yerlerde de oluştu. Ya yani göğüslerimde de var tabii aslında evet. ama. Ama karın ve basende oldukça evet, fazla. Peki, şimdi bakalım karın bölgemizdeki çatlaklara. Şimdi karın bölgemizde burada gördüğünüz gibi bir gevşeme dikkatimizi çekiyor ve biraz şöyle elimizi sıkıştırdığımız zaman ise çatlakları ciltten kabarık bir balon gibi çizgisel olarak görebiliyoruz. Ve çatlaklarımızın yönü çok önemli. Gördüğünüz gibi düşey olarak ve biraz da yuvarlağımsı çatlaklar ki bunlar hamilelik döneminde karnın genişlemesine bağlı olarak gelişen yay şeklindeki çizgilerimiz. Ve özellikle şu bölgede yoğunlaşmışlar. Ama baktığımız zaman yan taraflarda da küçük çatlakları görüyorum. Özellikle bu bölgedeki karnın aşırı derecede genişlemesine bağlı olarak çatlaklarımızı görebiliyoruz. Tabii ki çatlakların oluşmasındaki en büyük neden cildimizin özellikle elastikiyetinin genişlemeyi karşılayacak düzeyde olmamasından dolayı çatlaklarımız oluşuyor. Yani cildimiz yırtılıyor. Ondan dolayıdır ki biz bu çatlakları ömür boyu görmek durumunda kalıyoruz. Şimdi çatlaklar cilt yırtıldığı zaman cilt kendi yapışkanlarıyla orayı onarıyor ve zaman içerisinde işte ciltten kabarık, cilt seviyesinde ciltten çöküntülü, pembeyken beyaza dönen renk değişikliklerimiz meydana geliyor. Çatlaklar ömür boyu gitmez ama bu çatlaklar küçültülebilir. Size iki türlü yararımız olabilir. Birincisi bu çatlakların oluştuğu bu alanın daha sıkı hale gelmesi. Yani genel olarak bu bölgede bir sıklaşma yapılabilir.
Şöyle yaptığımız zaman çatlaklarımızı daha iyi görüyoruz aslında. Bu bölgede bir sıklaşma sağlanabilir. Bu bölgenin altında bir miktar yağ dokumuz var. Bu küçültülebilir. Ve bu cildimiz ise, çatlaklı cildimiz ise gerek soyularak, gerekse geliştirilerek, gerekse bu çatlakların içerisindeki doku küçültülerek daha az görülebilir hale getirilebilir. Onun için demek ki çatlaklardaki tedavinin amacı bir, cildi sıklaştırmak bu bölgede, iki, çatlakların çizgisel hattını daha az görülebilir hale getirmek, yani küçültmek, üç, o bölgedeki cildi geliştirerek yine farkındalığını azaltmak gerekiyor. O zaman bugün size ilk olarak biz bu bölgedeki cildin görünümünü daha iyi hale getirmek için biz karbondioksit lazer dediğimiz bir teknoloji kullanarak noktasal soyma yapacağız buralarda. Bu dokumuzu adım adım küçülteceğiz. İşlem esnasında hafif bir yanmamız olacak. Birkaç gün içerisinde bu yanmayla beraber oluşan pembelik de gidecek ve daha sıkı, daha az fark edilebilir bir çatlağımız olduğunu görebileceğiz. Tamam. Hazırsak o zaman başlasın mı işlemi? Başlasın. Peki bir sorumuz var mı? Yok. Evet. Evet, şimdi çatlakların soyularak ve buharlaştırılarak küçülmesini sağlayacak karbondioksit noktasal soyma metodunu uygulayacağım. Ve öncelikle bir göz koruması yapacağız. Şu anda karbondioksit lazer tekniğiyle cildimizde noktasal buharlaştırma işlemi gerçekleştiriyoruz. Biraz acı hissediyor muyuz? Az. Evet, kabul edilebilir. Çünkü karın bölgesindeki uygulamalar çok fazla acımaz. Ve toleransı son derece kolaydır. Şu anda cildimizin içerisinde santimetre karede yaklaşık 80 tane mikro delik açılıyor. Ve bu delikteki dokular buharlaşıyor. Ve yerine yeni dokular geliyor. Bu işlemi bizim normalde minimum 3 haftada bir, 2, 4, 6 seans gibi miktarlarda tekrarlamamız gerekiyor. Ancak bu şekilde cildimizin daha yeni dokularla yer değiştirmesini sağlayabiliriz ve sorunu küçültebiliriz. Evet, şu anda İşlemimiz tamamlandı ve şu anda bu bölgeye yaklaşık 200 bin civarında mikro delik açtık ve bu mikro delikler yeni dokuyla dolacak ve aynı zamanda birazcık sıklaşacak. Nemlendirmeyi ihmal etmeyeceğiz. Bugün banyo yapabiliriz ve 3 hafta sonra tekrar yeni bir seans için sizi bekliyor olacağız. Tamam. Korktuğunuz kadar var mıydı? Yok, çok hayır. Acıyacak mı diye sormuştunuz. Hayır, çok acımadan, dayanılmaz. Yani kabul edilebilir evet. Bir acı. Evet sevgili izleyiciler, işlemimiz tamamlandı ve karbondioksit lazerle noktasal buharlaştırma tekniğini kullandık ve bu teknikle beraber hem karındaki çatlaklarımızın görünümü azalacak hem de cildimiz daha sıkı, daha gergin, daha canlı ve daha düzgün bir renkte görülebilir hale gelecek. Ama 3 hafta sonra yeni bir seans mutlaka yapmak gerekiyor. Çünkü önemli bir bilimcinin söylediği gibi ciltteki sorunlar için 4 seans yeter, 8 seans yetmez. Mutlaka her kişi için doğru bir seans sayısı var. Thank you.
Evet sevgili dostlar, Doktor Sinan İviç'le Güzel Hayat programının bu haftada sonuna geldik. Umarım size taşıdıklarımızla, ekrana getirdiklerimizle keyifli dakikalar yaşama fırsatınız oldu. Bu hafta programımızı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Müzesi'nden açmıştık. Yine aynı yerden kapatıyor olacağız. Merak ettiğiniz konular varsa lütfen onları bize bildirin. Biz de onları sizin için araştıralım, gündemimize taşıyalım. Alın yazınızı sadece alın terinizle silebilirsiniz sözüyle sizlere veda edelim. Sağlıkla, huzurla, güzel kalın, hoşça kalın.